Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Afrika boynuzunda Somali ile Etopya arasında patlak veren krize. Türkiye ne güzel diplomatik bir çaba bulmaya çalışıyor. Eylül ayında eğer yanılmıyorsam ilerleyen günlerde iki ülkenin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Ankara'da, Ankara süreci çerçevesinde bir kez daha bir araya gelecekler. Fakat... Mısır e, askeri diktatörü Abdülfettah El-Sisi'nin Türkiye'nin bu işin içindeki varlığına ve özellikle Somali ile olan çok özel ilişkilerine bakmaksızın hatta onları şöyle bir kenara koyarak tamamen kendi ulusal çıkarları doğrultusunda krizi tırmandırma çabası sonuç vermeye başladı. Kötü yönde. Yani negatif yönde sonuç vermeye başladı. Çünkü diplomasiyi rafa kaldırma eğilimine girmek ve o rafa kaldırılan e, diplomasiyle beraber askeri eğilimi biraz daha öne sürmek falan e, kolay işlerdir. Yani diplomasi zor olan. Yani iki dışişleri bakanını buluşturacaksın, aradaki sorunları çözmeye çalışacaksın falan filan. Bunlar zaman alıyor. Bakın e, 2020 iki yılında yaşandı ikinci Karabağ Savaşı üzerinden dört yıl geçti. Nihayet bir diplomatik anlaşmaya varmak üzereler falan. Yani böyle bir durum var. Bu işler zor. Ama işi kestirmeden yürütmek istiyorsan Fettah Sisi gibi koyarsın C-130'lara falan malzemeyi, savaş malzemesini yollarsın Mogadişu'ya... ve dersin ki bundan sonra işte Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut'la ben stratejik ortak oldum. Askeri işbirliği yapacağım. Ve bu nedir ya bu Etopya'nın yaptıkları herhalde her beraber biz bu Etopya işini halledeceğiz diyor. Şimdi böyle bir durum var. Niye? Ya şimdi Etopya'nın durumu kötü. 100 milyonluk dev gibi bir ülke Ciputi ee, üzerinden küçücük bir liman üzerinden dünyayla bağlantı kurabiliyor ithalat ihracat. Gittiler bunlar Somaliland ile biliyorsunuz. Somaliland kağıt üstünde 30 yıldır bağımsızlığını ilan etmiş olmasına rağmen kağıt üstünde Somali devletinin sınırları içinde yer alıyor. Kalktı. E, Abi Ahmet e, Etopya Başbakanı 1 Ocak 2024'te yılın sürprizi gitti Somaliland'le ikili bir anlaşma yaparak Barbera e, Limanı yakınındaki 18 kilometre uzunluğunda geniş egemen bir toprak anlaşması yaptı ve ortalık birbirine girdi. Şimdi tabi e, Mısır'ın Nil Nehri üzerine yapılmış olan o büyük Etiyopya Rönesans Barajı nedeniyle bir kuyruk acısı var. Ve büyük Rönesans Etiyopya Büyük Etiyopya Rönesans barajı şu anda 5. dolma safhasına geçmiş vaziyette. 2021'den başladı dolması. 3 yılda belli bir noktaya geldi. Şimdi 5. aşamaya geçti. Fakat bu haliyle bile Etopya'nın elektrik ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyor. 4.6 milyar dolar para harcamış adam. Tıpkı bizim Atatürk Barajı'nı harcadığımız gibi. Şimdi senin Nil Nehri'ndeki rahatlığını, senin Nil Nehri ülkesi olmanı artık dinler mi? O barajı yok etmeye çalışıyor Abdülfettah Etsiz'i. O barajın yok olması Etopya'nın yok olması demek. Zaten fakir bir devlet, fakir bir ülke, 100 milyon nüfus ilk defa çok ciddi ulusal bir kalkınma programını devreye sokmuş vaziyetteler. Sen onlardan anlaşma yapacağını ne istiyorsun? Şimdi bütün bu girizgahtan sonra ciddi açıklamalar gelmeye başladı. Yani ya yakın bir tarihte Türkiye'yi çok ciddi rahatsız edecek gelişmeler yaşanıyor. Çünkü Türkiye'nin Somali ile çok yakın, çok özel, çok çok özel ilişkileri var ama aynı şekilde Etopya ile de çok dengeli ve çok güzel ilişkileri var. Şimdi bu ikisini bir araya getirmek varken Mısır bu ikisini çatıştırmaya çalışıyor. Bakın Etopya Başbakanı Abiy Ahmet dün ülkesinin egemenlik günüydü ve o çerçevede bir konuşma yaptı. Diyor ki, Etiyopya'yı işgal etmeyi planlayanlara sözümüz bunu iki kere düşünüp vazgeçmeleridir. Etiyopya bazı maceracıların askeri serüvenlerine çok sert cevap verecek bir orduya sahiptir. Etiyopya'yı işgali düşünenler iki de değil. On kez düşünmek zorundalar çünkü biz Etiyopyalılar kendimizi çok iyi savunuruz. Tarih boyunca da bunu yaptık. Başka hiçbir ülkenin toprağını işgal etmedik ama kendi topraklarımızı işgal edenlere gerekenin hepsini yapmış bir milletiz dedi. Herhangi bir ülkeden at vererek söz etmiyorum. Bunlardan uzakta olanlar da var, yakında olanlar da diyor. Tabii ki neyi kastettiği, neden böyle bir konuşmayı yaptığı çok açık ve belli. Mısır'ı kastediyor. Şimdi Mısır bizimle bunları konuştular mı bilmiyorum ki yani devamında hani şimdi diktatör geldi elini sıktık kardeşim falan dedik de acaba bu bu meselelerin detayları ele alındı mı bilmiyorum daha çok çünkü çok yeni gelişmeler Mısır Somali'de yeniden yapılandırılan Afrika Birliği barış koruma tugayı var. Afrika Birliği'ne bağlı Tugay bu yıla kadar vardı ve içinde Etopyalı askerler de vardı. O ayrı. Şimdi bu yeniden yapılandırmaya gidiliyor. Ee, Daesh örgütünün Somali ayağında e, olan bir Şebap örgütü diye bir örgüt var. Ona karşı savaşıyorlar falan veya ona karşı Somali'yi savunuyorlar. Şimdi e, Somali Devleti Afrika Birliği ile yaptığı görüşmelerde bu Tugay'ın içindeki Etopya askerlerinin yıl sonunda bu ülkeden çıkmasını talep etmiş. Bu bir. Onların yerine 5000 bin bakın 5000 bin Mısırlı askerin Etopya'ya gelmesini istemiş. Afrika Birliği Tugay'a adı altında. Ayrıca ikili bir anlaşma imzalanmış. 5000 bin Mısır askeri de ayrıca geliyor. E benim de orada o askerim var, benim orada kocaman bir üssüm var ve benim orada işte ne bileyim ben savaşa destek olan bayraktarikilerim var vesaire derim. Yani gerçekten Hasan Şeyh Muhammed neden bu kadar radikal bir savaş takipçisi veya çabacısı oldu, onu da anlamak mümkün değil. Somali'nin eti ne, budu ne, Etopya ile neye savaşacak? Bakın, Etopya fakir bir ülke olabilir. Etopya 100 milyonluk bir ülke. Etopya ordusunu da yabana atmayın. Yani o Mısır ordusunun bir yerinden girerler, öbür tarafından çıkarlar. Bak bugünden söylüyorum. Mısır ordusu manavlık yapan, plastik pencere pervazı satmaya çalışan, ticaretten yorulmuş, ve tek görevi 100 milyon Mısırlıyı kontrol altında tutmak olan İsrail adına bir ordu. O ordunun Etopya ordusu karşısında ne hale gelebileceğini düşünmek bile istemiyorum. Gerçekten Somali'yi bizim Hakan Fidan'ın bizzat gidip konuşarak uyarması lazım. Çünkü bununla beraber Somali'de ağır bir şeyin altına girer. Hoşçakalın.